bütün ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Öncesinde öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu açıklandı. İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi tam adıyla. İstanbul'un enflasyonu bize ne anlatıyor derseniz %78,81'lik bir enflasyona işaret ediyor. Gelsin ayrıntılar. Zam yapıyor. Bu sefer zamın üstüne daha zam koyuyor. Gıdalarda, sebzelerde hiçbir şey alamıyor yani. İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da enflasyon Nisan ayında %4,89 artış gösterdi. İstanbul'un enflasyonu geçen Mart ayında %3,93'tü. İstanbul'da Nisan ayında yıllık enflasyonsa %78,81'e yükseldi. Mart ayında yıllık enflasyon %78,25'ti. Toptan eşya fiyatları ise aylık %4,87, yıllıksa %65,94 arttı. Nerede uygun varsa oradan almaya çalışıyoruz. Ama hakikaten çok zor. Herhalde bir 6 katı falan arttı yani geçen seneye göre. Nisan 2024'te bir önceki aya göre en büyük artış giyim harcamalarında yaşandı. Giyimi %5,30'la ev eşyası, 4,88'le kültür, eğitim ve eğlence, 4,84'le gıda, 2,22'yle ulaştırma ve haberleşme, 1,45'le ise konut harcamaları takip etti. Tezgahlar pahalı, indirim diyorlar, hiç yani indirim yok. Pahalıdır her şey. Hiçbir şey alınmıyor ki. Eskide 100-200 milyona her şey alırdı. Şimdi 400-500 milyona bir şey gelmiyor. Aşırı pahalı. Hayat pahalılığı çok zorlaştı yani. Gittikçe iyice de daha da zorlaşıyor. Hiç memnun değiliz bu hayatta. Şimdi gözler Cuma günü açıklanacak Türkiye'nin enflasyonuna çevrildi. Verileriyle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu ve bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAK, Nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mart'ta açıklayacak. Evet, yani yarın sabah saat 9.15'te önce ENAK Enflasyon Araştırma Grubu o verileri açıklayacak. Saat 10'da da Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini öğreneceğiz. Bakalım nasıl bir oranı işaret edecek, ama geçtiğimiz günlerde de duyurmuştuk. Artık enflasyonda zirveye yeni bir rekorla çıkacağız gibi gözüküyor. Efendim sizi zam şampiyonuyla tanıştıralım. İşte geçtiğimiz ayın zam şampiyonu kuru soğan. İzleyelim. Nisan ayının zam şampiyonu yine kuru soğan oldu. %73,8 ile markette en çok fiyatı artan ürün olan soğanı %52 ile patates ve %47,9 ile limon takip etti. Verileri Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı. Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette kuru soğan, üreticide limon olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide patlıcan oldu. Dana ve kuzu etinin fiyat artış yüzdesi düşük kalsa da vatandaşın canını yakmaya devam etti. Üreticide en çok fiyat artışı %114 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %68 ile yeşil soğan, %20 ile maydanoz, %14 ile dana eti, %7 ile kuzu eti izledi. Bazı ürünler üreticide uygun olsa da markette pahalı. Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %284 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat farkını %230 ile limon, %227 ile karnabahar, %177 ile kuru üzüm takip etti. Açıklanan verilerde girdi maliyetlerinde şampiyonluğu yine mazotun göğüslediği görüldü. Nisan ayında mazot fiyatı aylık olarak %2 oranında düşmesine rağmen girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış %108,8 oranıyla mazotta görüldü. Bakın Gün Boyu gazetesi ne diyor bugün ilk sayfasında? Soğana muhtacız, kimin umurunda? Bakalım ayrıntılara. Temel gıda ürünlerinin başında gelen kuru soğan Nisan ayının zam şampiyonu. Pazarda kilosu 25 liraya ulaşan kuru soğan alım gücü düşük vatandaşın evine giremez oldu. Az önce açıklamalarını izlediniz. Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar açıklıyor. Üreticiyle market arasındaki fiyat değişimlerini tek tek anlattı. Siz de dinlediniz. Limon yine ateş pahası. Bu duruma esnaf da isyan ediyor. Soğan şampiyon oldu. Soğanı ne takip ediyor derseniz az önce...
Şemsi Bayraktar'da ifade etti. Patates efendim, artık soğan, patates zam şampiyonu olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca Türkiye'de de gıda enflasyonu düşmüyor. Dünyanın zirvesine doğru yükselişimizi sürdürüyoruz. Arjantin olmaya az kaldı demiştik. Şimdi tam da bu noktada hazır gıda enflasyonundan bahsetmişken programımıza da sıklıkla değerli yorumlarıyla katılan ekonomist Tunç Çatıroğlu'nun sosyal medya paylaşımını getirelim ekranlarınıza. Ne diyor bakın Tunç Çatıroğlu? Bize bir yol gösteriyor, bize bir örnek gösteriyor. Nedir o örnek derseniz Uganda. Okuyalım ayrıntıları. Uganda'dan Nisan ayı enflasyon verileri geldi. Gıda enflasyonu %-0,8 oldu. Uganda'da gıda enflasyonu 2023 başında %22,9'a kadar çıkmıştı. Uganda'da gıda enflasyonu düşmüş geçtiğimiz ay. Tunç Çatıroğlu'ndan öğreniyoruz. Diyor ki Çatıroğlu, Uganda geçen yıl yerli otomobilden sonra elektrikli otobüsü de yapmıştı. İlim Uganda'da da olsa gidip onu alınız tavsiyesinde bulunuyor değerli izleyiciler. Bakın Uganda yapabiliyor ama bizde fiyatlar arttıkça artıyor. Bu da işin tabii ağlanacak hali aslında. Devam edelim. Şimdi günün bir diğer önemli başlığı gelecek. Ekranlarınıza sıkılaşma devam ediyor. Türk lirası mevduatlardaki o faiz artışı sürüyor. Politika faizinin çok üzerinde Türk lirası mevduat faizleri bankalarda karşımıza çıkıyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bir kararın ayrıntıları gelecek ekranlarınıza. Türk lirası mevduatta ve başta para piyasası fonları olmak üzere faiz getirili fonlarda stopaj artırıldı. Peki bu ne anlama geliyor derseniz yanıtı haberimizde. Cumhurbaşkanlığı kararıyla devreye girdi. Mevduattan elde edilen faize uygulanan stopajda değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla 6 aya kadar mevduatta stopaj %5'ten %7,5'e yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli hesaplardaysa stopaj %3'ten %5'e yükseltildi. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi. Başta para piyasası fonu olmak üzere faiz getirili yatırım fonlarındaysa %0 olan stopaj %7,5'e yükseltildi. Kur korumalı mevduat hesaplarıyla döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen mevduat hesaplarındaysa %0'lık stopaj korundu. Artan stopaj kimi uzmanlar tarafından örtülü faiz indirimi olarak yorumlandı. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Profesör Doktor Ali Hakan Kara kararı erken bulduğunu açıkladı. Para piyasası fonlarının yıllık bileşik getirisi %65'lere kadar gelmişti. Stopaj %0'dan %7,5'a çıkınca yıllık getiri 5 puana yakın düştü. Finansal kazançlardan vergi alınması doğru olsa da bu kritik dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elini rahatlatmak gerekiyor. Temmuz'a kadar sabredilebilirdi. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na göre ise dolarizasyonun önüne geçebilmek için Türk lirasının cazibesini artırmak şart. TL'nin cazibesini daha da arttırmak gerekirken stopaj kararlarıyla tersi yönde adımlar atıyoruz. Maliye politikasında sıkılaşmanın, para politikasının aktarım mekanizmasında gevşemeye yol açmaması gerekiyor.